Merhaba arkadaşlar, Xiaomi Redmi Note 11 Pro modellerine bakıyoruz. Burada iki fiyatlandırma var, biri 128, diğeri de 128. Aralarındaki RAM farkı var, 6'ya 128, 8'e 128, biri 9499 lira, biri 9999 lira. 9 Şubat 2023 Teknosa fiyatı. Şöyle telefona bir bakalım. 120 Hz AMOLED ekran var. 6.60 inç. Yani 6.67 inç. Şöyle ekranı gayet canlı. Şurada parmak izi özelliği var. Yanda güç açma tuşunun yanında. Üste ses açma kısmı. Arkada 4 adet kamera var. 38 megapiksel. Mavisi simli gibi böyle. Sim tepsisi telefonun altında. Üste kulaklık girişi var. Kızıl ötesi var Xiaomi'de. Evet, şöyle hemen telefon hakkında bakalım. Telefon hakkında Note 11 Pro 25 GB dolu, 128 GB'lık şu anda sergilenen model. MIUI sürümü 13.05. Yani tüm özellikler diyelim. Burada bakın 8+3 sanal belleği var. Helio G96 işlemcisi var. Ekranı gayet güzel. Şöyle telefon kamera görüntüsüne bakalım. Evet. Kamera görüntüsü de gayet net. Tasarımı da yine iPhone'un öncülük ettiği köşeli tasarım. Şu an için alınabilecek fiyat performans ürünü. Tabi farklı satış noktalarında daha uygun fiyata da bulabilirsiniz bu ürünü. Bu simgeler şu anda büyük. Bunları küçültebiliyoruz. Arayüz ayarı da çok var. Şöyle bir dakika. Hemen bunu bakalım, ekran kaçta? Ekran ayarına bir bakalım. Ekran şu anda yenileme hızı 60. Bunu 120 yapalım. Evet, şimdi 120 yaptık. Evet, şöyle bakalım 120'de. Google Chrome'u açalım. Evet, Wi-Fi'ye bağlı ama iş yeri Wi-Fi'si olduğu için Wi-Fi kısıtlı. Yani burada bir sayfadan gösteremeyeceğim size. Şöyle Yahoo tıklayayım. Bakın girmiyor. Ekran akıcı. Ekran tepkileri gayet güzel. AMOLED ekran olması güzel. Damla kamera var. Bakın görüyorsunuz. Şöyle kamera özelliklerine bakalım. Tam ayarlar. Buradan kamera ayarları yapıyorsun. Buradan filigran koyabiliyorsunuz. Yani cihazın etiketi ya da herhangi belirleyeceğiniz bir isim. Buradan görüntüyü özelleştirebiliyorsunuz. Evet, Xiaomi Redmi Note 11 Pro gayet alınabilir bir telefon. Yani iPhone'ların 30-40 bin, 50 bin bandında olduğu bir yerde gayet uzun yıllar iş görecek bir telefon. Çıkması yani bir 2 yıl olmasına rağmen hala alınabilecek bir telefon. Tavsiye ederim.